Ya biraz değişmiş işte. Ne olmuş işte dediği gibi biraz teknik olmuş kopya çekmeleri veya başka bir şey. Ama yine bizi şöyle bir şey var. Keşke ben diyorum ki hiç bizler uğraşmasalardı. Yani hiç bizim konudan biraz mesela biraz yansımış yani aynısı olmuş. Ya biraz mı? Fazlasıyla konu, yansımış. Konu, bir sabah... konu. Tabii sınıfta geçiyor konu, ama. Evet. Değişti. Konu. Bak hareketler, çekimler değişik diyorum mesela. Bizden ilgili değil. Evet evet daha hızlı. Yani konu olarak biraz... Çok yakın. Yakın. Çok yakın. Şimdi anlatmayalım seyircimiz gitsin diye. Sonunda da gene şey var. O gençle hitabe olayı gene aynısını. Evet. Hiç dokunmasalarmış. Kendimize özgü biz kardeşim. Adam yani biz bize göre bir şey yaptık deselermiş. Bence daha yani iyi veya kötü biz bunu yaptık diyebilirlermiş. Bence öyle daha iyi başarılı olurdu diyorum kendi ama kendime. Ama çıkamıyorsun ya. Bu şeyden çıkamıyorsun. Yani. Çıkamıyorsun. Evet, ama babam filmi deyince adam, bazı kalıplardan yani. Önce bir güldürüyor, sonra bir duygusallaştırıyor. Bir anda duygusallaştırıyor. Sonra tekrar bir tavan yapıyor. Ya sadece gülme değil. İşte biz mesela biz bazen festivaller oluyor. Biz aynı filmi 5 gün üst üste seyrettiğimiz oluyor. Mecburen gidiyoruz oraya. Bir okullara seyrettiriliyor mesela. Üst üste her gün başka okullar geliyor. İnanın o Akil Hoca'nın okuldan biz onu kovduruyoruz. İşte dalga geçiyoruz gözleri görmeye diye. Hı hı. Sonra da pişman oluyoruz. Onu ne yapıyoruz, ediyoruz? Bakanı buluyoruz, geri aldırıyoruz. Ben o sahnede her dakika, her çekimde, her gösterişte ağlıyorum abiciğim. Yani evet. Sadece gülme komedi falan değil yani. Bizim duygusallığımız da bambaşka. Ben mesela Hababam sınıfı serilerinden sonra birçok başrol film ve dizim de var. Hı hı. Ama ondan sonra bir kamu spot yaptım. Kamu spotu bir doktor küçük bir kız çocuğunu karşısına alıyor ve muayene ettikten sonra sigaraya acilen bakman gerek diyor. O demenin arkasından bence birçok okullara gittiğim zaman herkes sigaralarını saklıyor. Kimisi diyor ki işte sigarayı bıraktım sayende diyor. Kimisi diyor ki vallahi artık çocuğumun yanında içmiyorum diyor. Tabii ki bu reklam beni mutlu ediyor. Benim o kadar başrol filmin dizim olmasına rağmen iki yerden anılıyorum. Birisi Hababam sınıfı, birisi kamu spotu. Bence Hababam sınıfı gelmiş geçmiş Türkiye'deki en komedi, en klas filmlerden birisidir diye düşünüyorum. Evet. İlk sırada bence bunun daha üstüne yoktur yani. Çünkü mesela o zamanlar filmlerde en büyük küfür eşalaşekti. Şimdi belden aşağı aşağı. O da hoş bir şey değil. İnsan çoklarını izletmeye çekiniyor, ürküyor ama artık öyle kalıyor. Halk öyle istediği için mecburen biraz da ticaret yapılacağı için uyum sağlıyorlar mecburen. Biz bu Hababam sırfı yeniden filminde sadece bir sahnede oynadık. Hı hı. O sahne işte Saraçoğlu Fenerbahçe Stadı'na çekildi. Ama o da aynı bir sahne aslında. Evet, orada işte bizden bir diyalog kuruyor. Diyalogların neticesinde başka bir rolümüz yok. Hı hı. Sadece o sahne ama yine de bir sürü yollarda sizi gördük, sizi izledik diyenler oluyor. Bu da bizi tabii ki mutlu ediyor. Tabii bu eserde en önemli, yani daha doğrusu Hababam sınıfında en önemli olaydan bir tanesi Rıfat Ilgaz. Onu da küçümsememek lazım. İnanılmaz ölmez, bir yer. Ölümsüz bir eser. Ölümsüz bir eser. Ve daktiloyla, parası olmadığı için el yazısıyla bütün senaryoyu yazdı. Yani nereden nereye... O yüzden de ışık yok, lambalar ve hatta mumlar ışığında. Yani şöyle bir şey var. Şimdi sakın bana yanlış anlamasınlar. Tabii Rıfat Ilgaz büyük bir yazar. Bir sürü zorluklardan geçmiş. Hapislere girmiş. Kalemi yüzünden yani. Ama yani şuradan şunu demek istiyorum. Ertem abi ve bizim bu film olarak yani çekim olarak çekildikten sonra zannediyorum Rıfat Ilgaz daha bir gündeme, yani daha bir tanındı yani. Yani roman olarak kalsaydı o kadar bir Rıfat Ilgaz'ı çok tanıyan, böyle daha bir inceleyen, onu demek istedim anladınız mı? Tabii tabii. Film onu daha da meşhur etti ben diyorum ve insanlar da ya bu adam kimmiş diye bir açıp bir araştırsınlar, baksınlar. Rıfat Ilgaz tabii ki çok zorluklardan gelmiş geçmiş ve umduğunu bulamamış bir insan ama eserleri çok güzel. İşte bizim Hababam sınıfı da onu bir zirveye çıkartmış gibi düşünüyorum ben kendim yani. Ahmet Bey'in dediğine bir ilave etmek istiyorum. Ahmet Bey'in dediği gibi Hababam sınıfı yazıldıktan sonra işte Ölümsüz Eseri'nin Sayın Rıfat Ilgaz bunun tiyatrosu yapmışlar. En büyük üstadlardan Müjdat Gezen de oynamış. Ama pek ilgi görmemiş ama daha sonra bu senaryola yazışıp da film atıldığında bir Ertem Eğilmez'le birleştiğinde muhteşem olmuş. Ölümsüz Eser ölümsüz film gibi oldu. Ama yani yine de öyle düşünmeyin. Yani ben size söyleyeyim. Tiyatro gösterimiydi ya.
görsel sanat anlamında daha değişiktir. Yani insan gözünün önünden bir perdeye akıyor. Perdede onu görüyorsun. Ama bir de sanatsal anlamda tiyatro ayrı bir şeydir. Yani seyircinin nefesinin böyle tuttuğu bir şeydir. Orada görmek istediğin oyunu sen mimikleri, jestleri göremezsin. Ancak şu görsel sahnede başka bir şey de görürsün. Yani o sanatsal film anlamında görürsün. Ama Rıfat Ilgaz'dan demin bahsettiğiniz zaman şunu söyleyeyim. Rıfat abi Allah rahmet eylesin. Benim hemşerim de. Yani ben tabii bunları sanatı çok bilmediğim için bir zaman geçtikçe öğrendik. Rıfat Ilgaz kitaplarıyla yani sanatıyla ve kitaplarıyla okuyanların, evet. O kuşağın Rıfat Ilgaz'ı bilen insanların anlattığı bir Rıfat Ilgaz değişik bir Rıfat Ilgaz'dır. Bir de yani Halime Çavuş diye bir kadını anlatmış Eski İstiklal Savaşı'nda. Onun kitabı var. Yani Hababam Sınıfları'nın haricinde çok çok eserleri var. Ama görsel sanat anlamında sinema olarak gündeme geldiği için Hababam Sınıfı daha böyle ortada. Ama Rıfat Ilgaz da kalemi hakikaten değişmeyen, çizgisi aynı yolda olan çok büyük bir ustadır. Hababam Sınıfı'ndaki senaryoyu Ertem İlmez'in anlattığı değil, o zamanki milli eğitim şeyini o kalem diliyle anlatmış. Ya burada bize nerede yani yanlış yapmayız, nerede doğruyu buluruz, neredeyi anlatabiliriz diye şey yapmışlar. Orada da usta var, bir Umur Bugay var. İlk başladığı dönemde Umur Bugay var, Sadık Şendil var. Yani hikayeyle, oyunculuğuyla, yönetmeniyle, efendime söyleyeyim müziğiyle, çalışmasıyla, oyuncu hani hepsi. Yani setin arkadaki teknik ekipten öndeki oynayanlara, yönetenlere ve müziğiyle ayrı bir enteresan bir hikaye olmuş yani ve büyük bir eser olmuş. Evet. Rıfat Ilgaz'dan. Ya bu kadar mesela komik olmuş, güzel, başarılı olmuş Hababam Sınıfı. Yine de kısıtlı. Yani kısıtlı derken romana uymak zorundasınız. Hı-hı. Mesela bir o çocuk sahnesi, bizim ilk filmde bebek sahnesi tamamen ters. Biz Aydın Ilgaz'la görüştük. Ne demek babamın yazdığı bir eserde çocuk işte okulda, böyle bir şey olamaz. İşte bunlar hep kaçamak bizimkiler yapmışlar. Yani daha da kısıtlı, hani romana uysun falan diye. Daha da komik olurdu belki ama işte mecburen uysun diye bu şekilde yapılmış en son. Evet, teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok güzeldi. Hem Rıfat Ilgaz demişken de lütfen önümüzdeki hafta en güzel hediye kitap diyoruz. Önümüzdeki hafta kitap hediye etme haftası. Bugün bütün konuklarımıza birer kitap hediye edeceğiz. Evet. Kitap. Masalardan birer kitap alıp alırsanız sizi uğurlayalım. Teşekkür ederiz. Ama şunu söyleyeyim. Biz tek Ertem İlmez değil, o dönemin ahirete göç eden, rahmetli olan bütün ustalarımıza, yönetmenlerimize ve hala yaş olarak da yaşayan Şerif Gören'e ve diğer üstadlara da buradan hocam, selam olsun. Selam olsun. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. Hababam Sınıfı yeniden filminde Ahmet arkadaşım dedi ki bizi konuları erişmişti ama bu bir Hababam Sınıfı. Dışına çıkmanın pek anlamı yok bence yani. Bence doğa yönetmen iyi yönetmiş, yazanla yazmış yani. Hayırlısı olsun. Evet, çok teşekkür ederiz.